8. sınıfta daha çok sayısal derslere ağırlık verdim. Pazar günleri ne yapıyordun? Yatıyordum. Başka? Dışarı falan çıkıyordum. Matematik zaten üstüne koyarak halledilecek bir ders. Yılın başlarında deneme netlerim iyiydi. Birinci oluyordum, ikinci oluyordum. Ben şey hatırlıyorum, fenden 6 yanlışım vardı ama okulda 6.'ydım. Şey diyordum, yanlışım yok ama olması gerekiyor, niye böyle oldu? Ben aslında oyun oynamanın çok saçma bir şey olduğunu düşünüyordum. Arkadaşlarım diyordu ki, İpek mesaj açsak anında online oluyorsun. Ne bu böyle, geçen yıl bile böyle değildin. Sınav anında nedense yani çok rahattım. Annem benden çok stresliydi. 2019 LGS birincilerinden Ayşe İpek Canbaz, hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşe İpek, soyadım Canbaz. Galatasaray Lisesi'nde okuyorum. 15 yaşındayım. Başka neler yapıyorsun İpek? Arkadaşlarımla buluşmayı seviyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum. İpek, sence LGS birincisi olmak çok zeka gerektiriyor mu? Bence gerektirmiyor. Çünkü önemli olan sağlam bir temel. Yani ilkokuldan ortaokulda 5, 6, 7. Hepsi bunlar önemli. Çünkü oradaki konuların üstüne koyuyoruz 8. sınıfta da. Düzenli çalışırsak ve temelimiz sağlam olursa bence başarılı bir sonuç alabiliriz. Peki sen LGS'ye hazırlanmaya hangi sınıfta başladın? Okulumuzda 7. sınıfın 2. döneminin ortasında biz 7. sınıf konularını bitirmiştik ve 8. sınıf konularına başlamıştık. 7. sınıf bitmeden 8. sınıfın bazı derslerinde 2. üniteye bile gelmiştik. Yaz tatilinde ben İnkılap Tarihi ve Türkçe Soru Bankaları çözdüm. Bazılarını bitirdim. 8. sınıfta daha çok sayısal derslere ağırlık verdim. Onların üstünde daha çok durdum. Peki günde kaç saat çalışıyordun? Değişiyordu. Pazartesi ve çarşamba günleri dershanem vardı ve çok geç geliyordum. O günlerde genelde pek çalışmıyordum. Daha çok ödevlerimi yapıyordum ya da yarım saat inkılap tarihi falan çözüyordum. En çok salı günleri çalışıyordum. Salı günleri benim çalışma günümdü. Telefonumu kapatıyordum, bir köşeye koyuyordum. Matematikten başlıyordum, sonra Türkçeden devam ediyordum. Sonra fene başlıyordum, en son da inkılap tarihiyle bitiriyordum. Din ve İngilizceye çok çalışmıyordum çünkü konular çok ağır değildi ve kat sayıları o kadar fazla değil. Önemli olan matematik ve fendi benim için. Peki İpek, bir oturuşta kaç soru çözüyordun? Çok değişiyordu. Dediğim gibi 50 soru çözdüğümde oluyordu. Bazı günler hiç soru çözmüyordum. Özellikle pazar günleri. Pazar günleri ne yapıyordun? Yatıyordum. Başka? Dışarı falan çıkıyordum. Daha çok dinleniyordum. Haftanın yorgunluğunu atmak için biraz. Ama bir oturuşta 500 soru çözdüğümde oluyordu. Tabii ki kolay sorularda, zor sorulardan 100 çözüyordum en fazla. İpek, matematik çok zor. Bütün arkadaşlarımız zorlanıyor. Sen matematiği nasıl hallettin? Ben temelimin sağlam olduğunu inanıyordum. Çünkü ilkokuldan beri yani neyse ki öğretmenlerim iyiydi, ilgileniyorlardı, güzel anlatıyorlardı. Matematik zaten üstüne koyarak halledilecek bir ders. Mantığı anlamakla ilgili. Türkçe mesela değil. Türkçe yorum gerekli onun için. Bilgiden daha çok. Matematik değil de beni zorlayan fen ve Türkçeydi. Çünkü ne kadar ders dinlesem, ne kadar kitaptaki sorularım doğru çıksa da o an kafam bir yere gider. Yanlış bir yorum yaparım. Soru direkt yanlış çıkar. O yüzden matematik biraz biliyor musun, bilmiyor musun? Ama fen yine o anki ruh haline bağlı bir ders. Peki Türkçe'de seni en çok hangi konular zorluyordu? Anlatım bozukluğu zordu. Çünkü yorum da gerekiyordu, bilgi de gerekiyordu. Yani cümleyi çok dikkatli okumazsan soru gidiyordu. Sınava bir hafta kala bile hala ondan çok yanlışım çıkıyordu. Çok korkuyorduk. Peki yeni nesil sorular için nasıl bir yöntem izledin? Yeni nesil sorularda doğru düşünmek, doğru yolu izlemek kadar zaman da çok önemli. Çünkü doğru yolunu bulana kadar 10 dakika da geçebilir ve 10 dakika çok fazla bir süre. Başta kolay sorular çözdüm. Kolay ve çok soru çözdüğüm için hızım çok arttı. Daha sonra yeni nesil sorular artık yani bir soruya bakınca mesela fende bir grafik var, bu ne sorabilir diye düşündüğümde tahmin edebiliyordum. Hız ve mantık kullanarak yaptım. Yani soru çözerken hızını önce kolaylardan başlayarak hızını arttırdın diyebilir miyiz? Evet. Peki konu tekrarlarını günlük mü yapıyordun? Ben pek konu tekrarı yapmıyordum. Çünkü dersi dikkatli dinliyordum. Hocanın dediklerini yazıyordum, gerekirse not alıyordum, kitabı takip ediyordum. Onun için konu tekrarına pek gerek duymuyordum. Onun yerine direkt o konuyla ilgili test çözüyordum, soru çözüyordum. Geçen yıl bu zamanlar hatırlıyorsundur. Deneme netlerin nasıldı? Benim deneme netlerim hiç öyle hep birinci gitmedim. Yine belirli bir çizgim vardı. Yılın başlarında deneme netlerim iyiydi. Birinci oluyordum, ikinci oluyordum. Daha sonra biraz düştüm. Ama yine de yani çok da düşmedim. Bizim okulda denemeler çok kolay olmuyordu. O yüzden full çeken olmuyordu hiçbir denemede. Ben şey hatırlıyorum, fenden 6 yanlışım vardı ama okulda 6.'ydım. Deneme netlerim 80 çıktı oluyor, 88 çıktı oluyordu. Tabii o soruya bağlı yani. Her kaynağın denemesi aynı olmuyor. Her kaynağın denemesinin kalitesi de aynı olmuyor. Zorluğu da aynı olmuyor. Ama yine de belli bir çizgim vardı. Peki sen birinci olacağını düşünüyor muydun sınava girmeden önce? Ben hiç düşünmüyordum. Hocalarım, arkadaşlarım falan diyordu. İpek sen olursun ya, Kabataş'ı bırak, Galatasaray, İstanbul erkek hepsini yaparsın. Ama ben hiç inanmıyordum yani, diyordum. Yok onlar işte motivasyon için böyle diyor, yok aslında yani beni yiyorlar falan. Sınava girdiğimde nedense bilmiyorum, hedefim vardı. Benim hedefim Kadıköy Anadolu'ydu. Hem başarısı iyi hem de sosyal imkanları fazla. Ama yani hiç Galatasaray falan hedeflemiyordum. Peki sınavdan çıktığında evet ya ben galiba full çektim dedin mi? Şey diyordum, yanlışım yok ama olması gerekiyor, niye böyle oldu? Yani full çektim.
gerektiğine birazcık inanamadın değil mi? Evet, yanlışım yok ona eminim ama niye yok onu diyordum. Bir inanamamıştık biz de. Peki derslerden bıkıyordun. Zaman zaman herkes yaşıyor. Çalışmak istemediğin zaman ne yapıyordun? Gerçekten çalışmak istemiyorsam hiç oturmuyordum. Diyelim ki oturdum. Çalışmamın ortasında canım sıkıldığında çok iyi yani başarılı arkadaşlarımı düşünüyordum. Onları soru çözerken hayal ediyordum. Onlar da beni hayal etsin diye oturup çalışıyordum. Nazlı şimdi kesin full çekiyordur ha. Ben de oturup çalışmam lazım mı diyordun. Evet. İpek sence LGS'ye 2-2,5 ay kala çalışmaya başlayan bir arkadaş fen lisesi kazanabilir mi? Eğer şu ana kadar çalışmışsa düzenli ya da düzensiz, konuları anladığını düşünüyorsa şimdi düzene sokabilir. Eğer düzenliyse de pürüzleri kapatıp neden olmasa tabii ki kazanabilir. İpek sosyal medyayla aran nasıldı? İyiydi. Hatta yılın ilk başlarında Ekim'de Kasım'da falan arkadaşlarım diyordu ki İpek mesaj açsak anında online oluyorsun. Ne bu böyle? Geçen yıl bile böyle değildin. Kullanıyordum biraz. WhatsApp'ta sürekli online mıydın İpek? Evet. Başka neler yapıyordun sosyal medyada? Snapchat'a çok giriyordum. YouTube sayılırsa YouTube'da video izliyordum. Herhalde. YouTube sayılmaz mı? Peki YouTube'da neler izliyordun? Dersle alakası olmayan her şeyi. İpek Snapchat var, YouTube var. Sen Allah bilir oyun da oynuyorsundur. Ben aslında oyun oynamanın çok saçma bir şey olduğunu düşünüyordum. Erkek arkadaşlarım sürekli oyun oynuyordu. Grup halinde sabahları oyun oynuyorlardı. Diyordum ki niye oyun oynuyorlar? Videosunu izlesinler daha mantıklı. Oyun bana çok saçma geliyordu. Ama erkek kardeşim Brawl Stars diye bir oyun oynamıştı. Bana da göstermişti. Ben de bizim erkekler de oynuyordu. Nasıl bir şey diye bakayım indireyim dedim. Bayağı sardı hatta. Kız arkadaşlarımla falan oynamaya başladık. Sonra zor kurtulduk o bataktan. Peki sınav stresini nasıl yendin? Benim sınav anında stresim yoktu. Ama sınava girmeden önce Mart'tan tutun. Ekim'de de çok yoktu. Çünkü Ekim'de sınav olacağını bilmiyorum. Pek düşünmüyordum. Ya şey diye düşünüyorum. Çalışıyorum ama neye çalışıyorum hiçbir yani? Hiçbir zaman sınav olmayacakmış gibi. Evet. Ama sonra Mart'a geldiğimde annem, babam, öğretmenlerim diyordu ki İpek artık son düzlüğe girdin. Ya buraya kadar yaptıkların artık üstüne koydun koyamadın artık çok geç diyorlardı. Çok stres oluyordum. Hiçbir şey yapamayacağım. Sınava girmesem daha iyi falan diye çok stres oluyordum. Ama sınav anında nedense yani çok rahattım. Annem benden çok stresliydi. Peki şimdi Galatasaray Lisesi'ndesin. Ortama ve derslere alıştın mı? Alıştım. Fransızca biraz zorluyor ama hallettim sayılır. Peki gelecek hayalin ne? Ben iç hastalıkları cerrahı olmak istiyorum. Sen de doktor olmak istiyorsun. Evet. Bu yıl LGS'ye girecek arkadaşlara önemli bir şey söyle desem ne söylersin? Oradaki en önemli şey siz bu zamana kadar çok çalışmışsınızdır. Ya da ortalama çalışmışsınızdır. En önemli şey orada sınavda sizin nasıl bir ruh halinde bulunduğunuz. Çünkü önemli olan sizin bütün bir yıl çözdüğünüz soru sayısı değil, sınavda doğru yaptığınız net sayısı. Yani sen sınav performansına inanıyorsun değil mi? Evet. Peki denemelerde yüksek sonuçlar alıp sınavda patlayan arkadaşların oldu mu? Tabii ki oldu. Bir arkadaşım vardı gerçekten çok düşük yaptı. İnanamadık falan. Bazı arkadaşlarım oldu gerçekten benden çok da iyilerdi. Çok düşmediler. Bir iki yanlış yaptılar. Daha iyisi olabilir miydi? Bu da iyi bir sonuç. İki yanlışla full'ün bence çok bir farkı yok. Peki sen 5 yanlış çıkarsaydın ne hissederdin LGS'de? Ben 5 yanlış çıkarsaydım bir yanlış çıkaracağımdan daha az üzülürdüm. Çünkü bir yanlış yapınca şimdi geçen yıl çok fazla full vardı ve bir yanlış yapan arkadaşlarım benim Kabataş'a giremeyen İstanbul erkeğe giremeyen arkadaşlarım vardı. Ama 5 yanlış yapınca yine gireceğim bir iki okul var. Onlar arasından tercih yapıyorsun. Ama bir yanlış yapınca istediğin okula bile giremiyorsun bazen. Peki İpek, o zaman umarız hayallerine kavuşursun. İnşallah seni ilerleyen zamanlarda da tekrar konuk ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kal. Hoşça kalın.